Merhaba arkadaşlar, Ata Yayınları, Ben Korkmam serisi 5. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizin konusu turizm ve uluslararası ilişkiler olacak. Öncelikle turizm kavramının anlamına bakalım. İnsanların gezip dinlenmek, eğlenmek amacıyla yaşadıkları şehirlerin dışındaki yerleri gezmesidir. Ve arkadaşlar bu gezme işini yapan kişiye de turist denilmektedir. Ülke içinde yapılan turizme iç turizm, ülke dışında yapılan turizme ise dış turizm denilir. Yani turizmi iki bölüme ayırabiliriz. Dış turizmle ülkeler döviz kazanmaktadırlar. Ülkeler arası ödemelerde kullanılan para, çek, poliçe gibi ödeme araçlarına da arkadaşlar döviz denilir. Döviz ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ortak miras öğelerinin tanınmasında ve tanıtılmasında turizm önemli yer tutar. Ülke ekonomisinin gelişmesine turizm oldukça katkı sağlar. Bu sebeple ülkeler turizmi geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Turizm ülkelere gelir getirmesinin yanı sıra farklı ülke insanlarının birbirlerini tanımasını, insanların birbirleriyle kaynaşmasını da sağlar ve böylece ülkeler arası kültürel bağlar ve dostluklar gelişir. Turizm arkadaşlar aynı zamanda bacasız sanayi olarak da adlandırılmaktadır. Turizm çevreye ve doğaya zarar vermeden en iyi gelir getiren ekonomik faaliyetlerden birisidir. Bu sebeple turistlerin ülkemize gelmesi için çalışmalar yapmalı ve turistleri ülkemize çekecek faaliyetlerde bulunmalıyız. Turizmi geliştirmek için arkadaşlar bazı noktalara dikkat etmeliyiz. Bunları sıralarsak, ülkemize gelen turistlere iyi davranmalıyız. Turistlerin kaldığı ve gezdiği yerleri temiz tutmalıyız. Turistlere güler yüzlü davranmalı, onlara ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmalıyız. Gelen turistlerin ülkemizden memnun olarak ayrılmalarını sağlamalıyız. Ülkemizi tanıtan çalışmalar yaparak gelen turist sayısını da artırabiliriz. Burada da arkadaşlar ülkemizin önemli turizm merkezleri belirtilmiştir. İstanbul'daki Kapalı Çarşı ve Nevşehir'deki Kapadokya ülkemizdeki önemli turizm merkezleri arasındadır. Etkinliğimizi dolduralım. Aşağıdaki faaliyetleri iç turizm ve dış turizm olarak eşleştiriniz. İlk olarak Çankırı'da yaşayan Serkan'ın Çanakkale Şehitleri Abidesi'ni görmeye gitmesi ülke içerisinde yapıldığı için iç turizm kapsamına girer. Ahmet'in İstanbul'dan Paris'e giderek Eyfel Kulesi'ni gezmesi bir ülkeden başka bir ülkeye yapıldığı için dış turizm kapsamındadır. Afyon'da yaşayan Fatma'nın Nevşehir'de peri bacalarının bulunduğu Kapadokya'yı gezmesi yine ülke içerisinde yapıldığı için iç turizm kapsamındadır. İtalya'dan Türkiye'ye gelen Alex'in Sümele Manastırı'nı gezmesi bir ülkeden başka bir ülkeye yapıldığı için dış turizmin kapsamına girer. Brezilya'dan Çin'e giden Ronaldo'nun Çin Seddi'ni gezmesi de yine arkadaşlar dış turizm kapsamındadır. Etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sıradaki etkinliğin bir kısmını birlikte dolduralım. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış sütununu işaretleyiniz. İlk olarak turizm toplumlar arası ön yargıların kırılmasına yardımcı olur cümlesi doğru bir cümledir. İkincisi, turizm faaliyetleri ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmasını sağlar. Ülkeye döviz getirisi sağladığı için ülkeleri ekonomik olarak kalkındırır cümlesi yine doğrudur. Doğal ve tarihi güzelliklerin zenginliği ülkemize turizm faaliyetlerini geliştirmiştir. Yine doğru bir cümle. Turistlere karşı kaba davranışlar sergilenmemelidir ifadesi de yine doğrudur. Etkinliğin arkadaşlar kalan kısmını sizlere ödev olarak bırakıyorum. Devamında gelen konu değerlendirme testlerini ve arkasındaki arkadaşlar yazılı soruları etkinliklerini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 5. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.